Ezio Auditori da Firenze. Karanlığın içerisinden bir çocuk doğmuştu. Bir varmış, bir yokmuş. Karanlığın içerisinden bir çocuk doğmuş. Kimmiş o çocuk? Özel yeteneklere sahip bir şekilde doğmuştu zaten. Gelmiş ve geçmiş arasında gel git yapabiliyordu kafasına göre. Krallıkları korkutuyordu, hatta krallıkları devirebiliyordu. Özel yetenekleri vardı, söylediğim gibi uçabiliyordu da. Yüksek apartmanlardan düşüp ölmüyor. Kendisi Ezio karakteri arkadaşlar. Ezio karakteri artık Assassin's Creed dışına çıkıyor ve Legacy of Discord oyununun içerisine entegre edildi. Kendisiyle artık burada da oynayabilirsiniz. Assassin's Creed üzerinde oynayıp doyamadıysanız aha da artık bu oyun üzerinde de oynayabilirsiniz. Oyunu indirme linklerini iOS ve Android için aşağıda açıklamalarda sizler için bırakacağım. Hemen indirebilirsiniz. Erken zamanda şuradaki etkinliklere katılabilirsiniz. Belirli zaman aralıklarında etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinliklere katılma imkanı sağlayabilirsiniz. Ezio karakterine resminin olduğu butona tıklayarak ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ben kendisini satın aldım. Şu anda bende mevcut. Metamorph ruh kısmında zaten kendisini görebiliyorsunuz. Önlü arkalı bu şekilde döndürerek de bakabilirsiniz, kendisini inceleyebilirsiniz. Özel yetenek kısmında şöyle bir açıklaması var. İleri atılarak önündeki tüm hedefleri %100 hasar verir ve 2 saniye boyunca susturur. HP'si %10 altında veya senden az olan düşmanlar anında ölür demiş. Bir de paylaşılan yetenek var arkadaşlar. Onun açıklaması da şu şekilde. Bir anda havadan çıkardığı kılıçları düşmanlara göndererek ön safhada büyük bir alanda bulunan düşmanlara %300 hasar verir diyor. Çok ciddi bir hasar arkadaşlar. Yakındaki düşmanların 2 saniye boyunca hareketsiz kalmasını da sağlar demiş. Şimdi kendisiyle bir tane savaşa gireceğim. Ben şu anda zaten etkinleştirdim. Ben de mevcut. Şu anda ganimet mücadelesindeyim arkadaşlar. Giriş gerçekleştirdim. Sağ alt tarafta görmüş olduğunuz Ezio karakterin üzerine tıkladığınız takdirde Ezio karakteri sizinle birlikte oluyor. Gene kendi özel yetenekleri oluyor arkadaşlar. Özel yeteneklere basarak onun özel yeteneklerini kullanabilir ve daha güçlü hasar verebilirsiniz. Bir yetenek olarak geliyor arkadaşlar. Bir 30 saniyelik geliyor, sizlerle birlikte oluyor. Savaşları gerçekleştiriyorsunuz. Ondan sonra tekrardan kayboluyor. 80 saniye sonra tekrardan geri geliyor. Şuradan basayım. Şu an geldi, mevcut. Şu yeteneğinden birisini kullanacağım. Ama vuramadım. Niye? Beceriksizim çünkü. Oğlum vursana lan şuna bir tane. Oğlum vuramadık ya lan. Dur, bu kekodan vazgeçtim ya. Sana da mı vuramıyorum? Tamam, ben beceriksizim. Bununla. Kanka bunda tek attım. Tamam, orada benim beceriksizliğim arkadaşlar. Tam böyle karşılıklı olarak kalamadığımdan dolayı vuramadım. Ezio karakteri artık bu oyunun içerisinde bizlerle birlikte. Ben size oyunu küçük bir şekilde tanıtacağım. Şu anda atın üzerinde gezen keko benim. Sol taraftaki butona basarak attan inebilirim. Tekrardan aynı tuşa basarak atın üzerine binebilirim. Beni takip eden canavar benim dostum. O benim arkadaşım, kankam. Onun ismi Pet diye geçiyor arkadaşlar. Ona ulaşabileceğiniz yer sağ alt taraftaki butona bastığınız takdirde bir pati işareti var orada. Pati işaretinin üzerine tıkladığınızda burada sizin petleriniz mevcut arkadaşlar. Select dediğim zaman
Buradaki petlerinizi seçip onlarla savaşlara girebilirsiniz. Tabii ki burada ilk baş petleri etkinleştirmeniz gerekiyor. Nasıl etkinleştirebiliyorsunuz? Üst tarafta görmüş olduğunuz savaş butonuna basıp oradan harita üzerinde ilerleyebilirsiniz. Veyahut da savaş butonu yanındaki aşağı doğru olan, sol aşağı doğru olan ok tuşun üzerine basarak da sağ yukarı yapıp da oradan başka bir sekmeye geçip PvP moddan savaşlara girebilirsiniz. Ben size arena savaşlarından bahsedeceğim. Şu anda ben 90 levelim. Hatta dur onlardan bahsedeyim. Yok 80 levelim. Onlardan bahsedeyim. Ondan sonra savaşlara gireceğim. Bahsetmem gereken yer çok fazla, çok var. Ama dediğim gibi aşağıdaki linklerden indirip oyunu siz keşfedebilirsiniz. Çünkü keşfederken çok eğleneceğinizi ümit ediyorum. Çünkü ben keşfederken çok eğlendim. Şu anda 12.831.742 puanım var. Söylemesi zor. Sen hesap et ben onları nasıl kastım. Bu benim şu andaki karakterim arkadaşlar. Hepsi upgrade'e uygun. PvP mod bölümünde etkinlikler bölümü var arkadaşlar. Etkinlik bölümüne tıkladığınız zaman alt taraftaki 2x bölümüne basarak da buradan etkinliklere katılıp puan kazanıp, altın kazanıp, jeton kazanıp yolunuza daha hızlı bir şekilde ilerleyip karakterinizi güçlendirip arkadaşlarınızdan daha ileride olabilirsiniz. Yine burada lonca kısmı var. Bir klan kısmı gibi düşünebilirsiniz. Lonca kısmında da arkadaşlarınızla birlikte, lonca arkadaşlarınızla birlikte savaşlara girebilirsiniz. Zaten burada da lonca savaşları diye gösteriyor, görebiliyorsunuzdur. Arkadaşlar bir de burada ruh reliğimiz var. Sol tarafta 3, sağ tarafta 3 kısımları %100 yaptığınız takdirde alt tarafta kendi ruh reliğinizi bir seviye atlatıp gene savaşlarda üstünlük sağlayabilirsiniz. Gene alt tarafta silah sekmesi var arkadaşlar. Tıkladığınız takdirde üstün silah diye bir sekme açılıyor. Burada benim silahımı görebilirsiniz. Bu da karanlık silahımmış. Benim kullandığım silahım şu anda bu. Geliştirmeye çok açık bir oyun. Keşfedilmeye açık bir oyun. Söylediğim gibi biz siz keşfederken eğleneceğinizi ümit ediyorum. Ki eğleneceksiniz de büyük bir ihtimal. Şimdi birkaç tane savaş atacağım arkadaşlar. Sevdiğim birkaç tane özelliği var. Size bunlardan bahsedeceğim. İlk önce Assassin's Creed karakteriyle, yani oradan gelen bir karakter Ezio karakteriyle oynamak istiyorum. Ganimet kısmına geldim ve giriş gerçekleştiriyorum şu anda. Tekrardan savaşa gir diyeceğim. Sol taraftaki butona bastığınız takdirde eski karakteriniz geri yerine geliyor. Yine kendi karakterinizin özel güçleri var. Örneğin şu. İkincisi bu. Bunları gene bir önceki sekmede gösterdiğim yerden yetenekler kısmından bunları geliştirip daha level atlattırıp savaşlar içerisinde üstünlük sağlayabilirsiniz. Buradan günlük ödülleri toparlayabilirsiniz. Ödül konusunda veriyor yani. Gerçekten taş da elmas da altın da veriyor. Sadece yapmanız gereken şey içeri girip oynamanız. Şimdi sağ üst tarafta bulunan savaş butonuna basacağım. Bastım. Ben birinci şu anda 3 yıldız olarak tamamladım. Buralarda söylediğim gibi gene ganimet kasabilirsiniz. Enerji karşılığında giriş yapabiliyorsunuz. Üst tarafta 200 tane girişte her gün ödül olarak veriyor zaten size. Siz her savaşta 5 tane özellikle 5 tane enerjiyle böyle savaşlara giriş yapabiliyorsunuz. Sevdiğim özelliklerden bir tanesi otomatik kontrol diye bir sistem var. Sol tarafta görebiliyorsunuz. Bu sistem ile kendi kendine ganimet kasmaya bıraktırabilirsiniz. Ben şu anda otomatik görevi kullanıyorum. Otomatik görev şu anda bana ganimet kasıyor. Ve bu kastığı ganimetlerle de karakterimi, petimi, kılıcımı, kanatlarımı geliştirebilirim. Ki geliştiriyorum da zaten. Şu anda 1000 altın verdi. Çarpı 2 olmak üzere. Ver kanka. 3 yıldızı da buradan aldım. Ve benden 2 tane kart seçmemi istiyor. 2 tane kartı da seçtim. Vah güzel, Allah bereket versin. Buraya bir tane daha gireceğim. Sahneye geri dön kanka. Üçüncü aşamasındayım. Dördüncü aşamasında bir tane sandık açtıracak arkadaşlar. Üçüncü aşamasına da giriş gerçekleştireceğim. Orada görmüş olduğunuz, az önce böyle duruyordu ya, o boss arkadaşlar. En son burada o gelecek. Burada gene otomatik özelliği kapatacağım. Bu sefer ben oynayacağım. Vur oğlum. Petimin bana yardımı çok büyük arkadaşlar. Görebiliyorsunuz ben ayrı koldan saldırıyorum. O ayrı koldan saldırıyor. Yani burada aslında her şeyin önemi var. Her şeyi tek tek geliştirmeniz gerekiyor.
Mesela Pet'i görüyorsunuz kanka. Adam var ya, çalışıyor şu anda. Bildiğin bana çalışıyor. Belediye işçisi gibi bana çalışıyor şu anda. Burayı da kazandım. Pet geldi şu anda arkadaşlar. Bunu da kazandıktan sonra bu görevi de tamamlayıp bir sonraki göreve, yani sandık sekmesine gidebilirim. Otomatik kapatacağım. Benim karakterim şu anda 80 level arkadaşlar. Yüksek, çok yüksek. Tek attım ona. Bir tane vurdum, gitti o zaten. Ver kanka. 3 yıldızı buradan gel aldık. 2 tane kartımızı açalım. Güzel. Şu anda sandık görevi 4'te arkadaşlar. Sandığı açabiliriz. Devam etmek için dokunun diyor. Açtım. Ve sandığı açtım. Bana ödüllerimi verdi. Geri dön diyeceğim. Yine ok işaretine tıkladım. Bir başka sekmeye geçtim. PvP bölümünde burada savaşlar da var. Buz ateşi alanı denilen bir kısım var arkadaşlar. Buraya katılabilirsiniz. 5 ve 5 çarpışabilirsiniz. Lonca arkadaşlarınızla yine orada lonca savaşları var. Orada da gerçekleştirebilirsiniz. Arena kısmı var arkadaşlar. Arena kısmında mücadele gerçekleştirebilirsiniz. Birebir savaşlar gerçekleştirebilirsiniz. Ben burada bir tane mücadele atacağım. 30 level'lik bir arkadaşı seçtim. Yan tarafta 96 level var. 546.859.442 puanı var. Sayfa yenileyim. Yine bir 30, yine 30 level geldi. Yapacak bir şey yok. Evet. Arena'ya şu anda giriş yapıyorum. Burada levelim 80 ve karşı taraftaki şu anda 30 level olduğu için ve puanı 13.964, çok yüksek olduğum için şu anda bu arkadaşla tek attım. Tek atmak ne kadar güzel bir şey. Çok sevdiğim bir şey bu. Attığın tek olsun kanka. Yine üst tarafta günlük ödül kısmı var. Günlük ödül kısmına girerek yine kendi ödüllerinizi toplayabilirsiniz. Yan tarafında dükkan, yan tarafında puan ödülleri var. Yine burada her arena savaşından veya normal savaştan, maceradan sonra ödüllerinizi kısım kısım toplayabilirsiniz günlük ödül kısmından. Bu ödüllerle de gene dediğim gibi karakterinizi, petinizi, kılıcınızı ve kanatlarınızı güçlendirebilirsiniz. Ver kanka. 75 tane elmas verdi. Onur verdi bir de. Gene PvP kısmına geleceğim arkadaşlar. PvP kısmından sefer bölümüne çıkacağım. Ben macera diyordum, seferdi pardon. Giriş gerçekleştirdim. Sefer bölümünde şu anda ikincideyim. Mücadele dedim ve start verdik. Gene arena kısmındaki gibi birebir savaşlar gerçekleştireceğiz. Ama karşı taraf 7 level olduğu için yine ona tek attık arkadaşlar. Otomatiği kapatana kadar tek atıyor. Çok hızlı. Bu tabii ki buralarda şu anda sefer bölümünde en başta olduğum için böyle. Bu ikinci bölümündeyiz. Yani ilerlediğimiz takdirde, ilerledikçe bu işler çok çok daha zorlaşacak. Bilirsiniz oyunun başı her zaman için basittir. Sonlara doğru zorlaşır. Ben şu an sadece size göstermek amaçlı bu şekilde küçük yerlere baştan başlıyorum. PvP bölümünde alt tarafta bulunan etkinlik kısmına geldim. 2 export dedim. Giriş yap dedim. Otomatik eşleşme dedim. Otomatik eşleşme dedim. Gir. Şu anda gene beni bir PvP savaş alanı bölümüne attı. Gene otomatikte şu anda ben yine bir şey yapmam. İstersem kendi müdahale edebilirim. Şu anda sizlerle konuştuğum için otomatik sekmesini bırakıyorum. Burada yaratıkları öldürerek gene puan kazanıyoruz. Burayı da tamamladık arkadaşlar. Tekrardan lobimize geri geldik. Çanta sekmesi burada da mevcut arkadaşlar. Gene sağ alt tarafa tıklıyorum. Sağ alt tarafta şu an büyüttüm büyük ihtimal. Orada görmüş olduğunuz çanta kısmım var. Benim burada kazandığım bütün malzemeler, eşyaların hepsi burada arkadaşlar. Bunları burada karakterimi güçlendirmek, kılıcımı güçlendirmek. Bu arada size kanat göstereyim. Kanatları hep söylediğim bir türlü göstermedim. Kanat kısmı da burası arkadaşlar. Kanatlarımı buradan temin ediyorum. Buradan geliştiriyorum. Buradan yükseltiyorum. Level atlatıyorum. Söylediğim gibi aşağıda açıklamalardan indirmeyi kesinlikle unutmayın. İndirin. Birlikte oynayalım arkadaşlar. Çok eğlenceli bir oyun. Keşfedilmeye açık bir oyun. Keşfederken çok eğlenebileceğiniz bir oyun. Assassin's Creed'ten Ezio karakteri de artık bizlerle birlikte. Ezio karakterini seven arkadaşlar artık bu oyunda da onunla birlikte oynayabilirler. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like atmayı, abone olmayı ve oyunu indirmeyi unutmayın. Bir başka oyun videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.